TM01 Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı göndeririz. Burası Türkiye Mersin Hacıbaba. Evet, Beyim, abim hoş geldiniz. hoş buldum. İsmim Turan Atmaca. Komutanımızı ziyarete geldim. Aklımda Hayrola. birkaç tane soru var. Dedim aydınlatsa aydınlatsa komutanımız aydınlatır. Onun için yanındayız çok şükür. Nereden Komutanımızı iyi geldiniz gördüm. abisi? İstanbul'dan geldim ben. İstanbul'dan, merkez. İstanbul Beykoz. Beykoz. Evet. Hoş geldiniz, Hoş şeref buldum. verdiniz. Komutanım, bir şey anlatıyordunuz. Ya ben onu söylüyorum. Şimdi kuvvete de giren ben oldum. Irak'a da, Kıbrıs'a da hepsine de giren ben oldum. Amiral Paşalık oradan mı gelen Ya bir şey? amiral paşalık oradan değil. Benim annem babam Kennedy. Birleşmiş Milletler'de biz ihtiyaç duyduk. Dedik personel alalım. Personelleri aldık. İşe başladı bunlar hepsi paşa kimliğiyle, orgenerali, amirali. Kendi ailem dışında ben geri kalanını tanımam. Hepsi dayı yiyen, soy Çok da ağacıdır. Biz ilgilendirmez tabii yani, değil mi? ilgilendirmez tabii ki mutlaka. Ben bunları işe aldım. Ben bunları eksikleri tamamladım. Yerli yerine koydum. Gerekeni yaptım. Dosyayı kapattım. Adamlar başka çıkıyor. Konu farklı farklı izdüşümler aldı gidiyor başını. Saddam diyor gel buraya, git oraya. Dedim bu böyle değil ki. Dedi askerliğini yapma. Baktım bizi bizden daha iyi tanıyorlar. Evet. Yani adamlar bu yaştaki kız çocuklarının bacağına dokunabilmek için sen benden önce hareket edip diyor paşayım. Tamam amenna paşasın ama senin oraya dokunmaya hakkın yok. Peki bu sertifikaları nasıl alıyorlar komutanım? Yani siz mi Sertifika dağıtıyorsunuz? açık. Sertifika Birleşmiş Milletler'de benim matbaa yetkilileri, personel işte tercüman Türkiye Gazetesi'nde büyüklüğünde ona göre baskısı var, baskısını yapıyor. Ya komutanım benim Çok da gizli tutulan bir şey. Yani gizli dediğim kimseye göstermek zorunda değiliz. değiliz. Kesinlikle. Ne genelkurmaylıklara, ne birliğe, ne amirallere, ne paşalara istersen tek başıma girerim, çalıştırabilirim, çalıştırırım. Peki istek var Çalıştıramıyorum, mı? çalıştıramıyorum. Yarınki ekmeği sticker'ını eksik yersin. Yani bu olacağı budur. Evet, yani ekmek demişken bu Türkiye'nin Tüm şeyini dünyanın. şikayet etmek için Türkiye de ile ilgisi yok. Tüm komutanım dünyanın. Bu ekmek böyle. dedin de aklıma geldi. O kadar Ekmeği pahalılık sticker. var ki. Abi şimdi ben yağlı boyacılarda çöp döküyorum. Bak Bahçeliler 9 numarada otur. Ben oradan buraya 16-17 bin tane insan öldürdüm geldim. Ben paşa olduğumu bilmiyorum. Ben kendimi acındırmıyorum. Tüm dünyanın göz önünde açıklıyorum. TRT'ye de tüm dünyaya da. Beni gelip de alakoyacak insan yok. 16-17 bin insan veya 15 bin veya 13 bin insan isterse de 1000 kişi olsun fark etmez. Fark etmiyor. Ben rakamı yüksek de tutarım, az da tutarım. Bir kişiyi de 17 bin kişi gösterebilirim, lanse ederim. Şimdi konumuz bu değil. Konu öyle bir konu ki ben Saddam'ı öldürüyorum. Evime gidiyorum. Buradaki pezevenkler ses gürültü yapıyor. İki tane daha kız ayartabilmek için, kızın bacağına dokunabilmek için. Anlatabiliyor muyum? Evet, yani Konu o bu. terbiyesizlik tabii. Abi ben sizi Birinci Dünya Savaşı'ndan, yokluktan anlatabiliyor muyum? Sen zeytinyağı, ekmek, peynir bulamazken şimdi bu pezevenkler çıkmış diyor. Beverly Hills çocuğuyuz. Tüm dünya Beverly Hills çocuğuyduk. Cihangir kimdir diyor. Saygısızlık. Başka bir şey değil. Söylüyor da basbayağı ırzı bozukluk. Evet. Birinci Dünya Savaşı bundan çıkmıştır. Irzı bozukluk. Sen şimdi Birleşmiş Milletler'de benim odama buyur olsan, gelsen, bunların gürültü yaptığını söylesen de söylemesen de biz zaten biliriz. Anlatabiliyor Tabii. muyum? Siz zaten hani Abi yönetici kadrosunda olunca yapamazsın ki. bunların imza yetkisi sizde ama komutanım. Yani Abi artık konunun istesem gönderirsin bunları. imza ile ilgisi kalmamış ki. Saddam diyor ki ben diyor dokunurum. Dokunamazsın. Mamlük sahibiyim. Benim dokunmaya hakkım var veya yok seni ilgilendirmez. Ha servet nargiledir, ha hayat meyve sularıdır, ha orada Turkcell'dir, telefondur, tüm dükkanlardır. Tüm dükkanlar birlik olmuş birkaç göz işaretiyle galyana getiriyor, gürültü yapıyor, beni umursamıyor. Diyor biz sonra telafi ediyoruz.
Bu böyle değil ki. Değil tabii. Öyle değil. Kesinlikle. Konu kız çocuğuna dokunmak, kıza kadına dokunmak, yemek, içmek, eğlenmek değil konu. Konu terbiyesizlik. Başka bir şey değil. Ödeyebilseydin diyor. O zaman diyor yakalayabilseydin. Tamam da konu o kadar basitti de sen niye baştan söylemiyorsun? Sen bana şikeyi ödettiriyorsun. Sen terbiyesiz olduğunu sakladın. Beni terbiyesiz ilan ettin. Kaçacak yerin yok. Evin yok, yuvan yok. Bir Türkiye insansın. Sen affedersin bizim dinimizi sikmeye kalktın. Her evin iş yerin. Ben her eve bıçağı dayarım. Götüne bıçağı sokarım. O kadar da psikopatımdır. O kadar da terbiyeli, muntazam insanımdır. O kadar da hukuktan yararlanmasını adam gibi yararlandıran insanımdır. Ama tabii ben yapmazsın. Neyi yapmam? Yani yapmak istesen yaparsın ama senin gönlün el vermez. Yapmazsın yani. Hani bıçağı dayayıp. Abicim hepsi psikopat ki bunlar kabadayı hepsi. Allah Allah abi biz bırakmayız. Biz bırakmayız Türkiye'yi abi bırakmam ben. Ya vallahi billahi tallayı bırakmam abi. Ben açık adam gibi söyledim anlamıyor dinlemiyorlar. Göreceğiz möreceğizli konu. Göreceğin görüyor korkmuyorsun korkmuyorsun. Ne desem diyor bizdik sen. Sen benden ne zaman izin aldın Birleşmiş Milletleri öyle kullandığında? Sen dünyanın arkasına gittin, önünde gezdin, Kıbrıs'a çıktın, İsrail'e, Irak'a gittin gel. Dünyanın her yerine girmiş çıkmış bunlar. Evet. Yediğim içtiğim her yeri söylediğim zaman diyor bizdik diyor. Sen de kimsin diyor. Haklı da değiller. Değiller. Sertifikaları var mı peki? Alabiliyorlar mı? Abi sertifikalı ilgisi yok ki konunun. Buradan İstanbul'a selamlar olsun. Şu an bizi izleyen bütün dostlara, arkadaşlara, sevenlere. Evet. Komutanımızla birlikte buradan selam gönderiyoruz. Ne işle meşgulüz abi? Ben elektrik işiyle meşgulüm. Elektrik? Evet. Çok güzel. Elektriğe de çok zam geldi. Temmuz, Ağustos. Her şeye zam geldi. Ekmek 3 lira oldu İstanbul'da. Burada 2 lira. Burada da 2 lira olmuş. Allah yani, yardım etsin olmayanlara. Bir de ülkemizi şikayet etmek için komutanımın yanına geldim açıkçası. O da gerekli şeyleri söyledi zaten. Valla komutanım dolmuş yani. Silme keseceğim diyor, doğrayacağım diyor. Evet. Nükleer diyor, ateşle vuracağım komutanımızın diyor. Komutanımızın kalbi iyi bir kalbe abi, sahip olduğu için yapmaz. Abi kalple ilgisi yok, kalple ilgisi yok. Haklısın komutanım. Nasıl komutanımı nasıl gördünüz? Komutanım bomba gibi, her zamanki gibi. Paşalar var, paşaları umursamıyor ya. Ben sana göstereyim sen. Peki bu utanır. Sen evhama öyle bir düşersin. Evhama öyle bir düşersin. Dünyadan beter. Saddam'ın öldürüldüğü zamana evhama denk gelir. Böyle bir profesyonellik yok ki. Sen benimle her şey sıfıra sıfır çıkıyor. Katillikte de sıfıra sıfır çıkıyorsun. Benim ne özelliğim kaldı? Benim ne özelliğim kaldı? Olur mu abi öyle şey? Ben öldürürüm dediğim ya terbiyesiz herifler diyor biz de öldürürüz diyor. Bizim de namus olayımız var. Hadi buyur. Abi ne diyeceksin ki şimdi? Komutanım sen yine büyüklüğünü yapacaksın. Yapacak başka bir şey bizde yok. Abi Irak'ı da diyor, aniden ben kıtır kıtır ettim. Kıbrıs'ı da 74 savaşından bahsediyorum. Kıbrıs'ı da dilim dilim eden benim. Nedir? Savaş kazandım. Savaş kazandım. Adam gibi adamdım kazandım. Tabii. O zamanın şartlarıyla değil mi? Tabii canım. Kolay değil yani. Vallahi komutanım. Yaptığı Türkiye'nin terbiye... Gerçekten. Abi terbiyesizlik Türkiye. Öyle şey olur mu ya? Öyle şey dünyada görülmüş bir şey mi? Öyle şey olur mu ya? Tamam, paşaları tanımayacağım. Beni tanımış. Sıfıra sıfır çıkacaksın komutana. Asker nedir? 3-17 yıl bekleyeceğim ben senin... Adliyeye çıkmanı da ceza alacaksın. Böyle saçmalık var mı? Dünyanın neresinde görelim? Peygamber misin yani? Abi peygamber mi? Sen peygamber misin? Peygamberdir yapabilen bunu. Tabii. Sen peygamberle sıfıra sıfıra
Yaptığı o gece gidersin zaten. O gece gündüzü göstertmezler insana. Yani. Kaç kişi gidecek gidecek. Bizden de sizden de onlardan da. Her gecenin bir sabahı olmaz. Abi öyle vallahi bu işin şakası olmaz. Sen benimle bir izlediğin filmleri, dizileri aynı şekilde izlemiş olacaksın. Saniye saniye söyleyeceksin. Ürettiğime de sıfıra sıfır çıkartacaksın, çıkacaksın. Ben çanta üretmişim. Bu çanta buraya gelene kadar benim dedemin de anası sikilmiş, nenesi de sikilmiş. Tabii kolay mı ya öyle? Kimse de sen sikilen yok, bir şey yok. Sen tutmuşsun diyorsun ki bizlik falan, bizim anamız nenemiz sikildi. İki kelimeyle kapıyorsun diyorsun. Biz adamın anasını avradını sikeriz. Bizim yaşadığımız yaşantı. Gördüğün yaşantı iki günlük yaşantı. Bana yalan konuşarak öyle işe kal. Sen hayatına kumar oynadın, ben o kumarı koyarım ortaya. Ben affetmem yani abi. Hepsinden bilgi sahibi olduğunuz için değil mi komutanım? Sana yediremezler yani. Hiç abi kimse. Bana komutanım desinler diye değil. Bu bir sektör, bir iş yeri. Ama demeleri gerekmiyor mu sonuçta? Demeleri gerekir yani. Komutanım. Ben bırakmam abi. Benim kaybım çok yani. Benim zararım, ziyanım çok, ödeyecek. Türkiye ödeyecek yani. Türkiye'de bence hiç para kalmadı ya. Ya parayla değil abi, canıyla ödesin. Değil mi? Tabii ki vallahi. Irak canıyla ödedi ya. Irak canıyla ödedi. Evet. Filistin. Amerika canıyla ödedi. Daha yeni diyor bizdik mizdik diyor. Dangalığa bak. Sen nasıl Amerika'ya uzanıyorsun? Ben varım diyorum, biz de Amerikalıydık diyor. Malezya. Ben de Malezyalıyım. Sen Malezyalısın, biz de Malezyalıyız. Bir dünya insan pasaport kullandık. Malezya, Irak, İran. Her devletin, milletin pasaportunu kullandık. Salih. Bak abi yabancı diye abiyle ilgilen. Yok, sen bizi çoluk çocuk mu zannettin? Öyle şey olur mu ya? 2 dakika. Yani komutanım gidişat kötü. Abi gidişat kötü, biz bırakmayız abi. Öyle şey var. Var mı öyle bir çalışması? Yani öyle bir bilgin var mı? Ne gibi? Yani bu pahalılığı durdurmak adına bir çalışma. Abi pahalılıkla ilgisi yok. Zaten zenginiz diyorum. Irak'a girdik zaten. Irak bizi ihya etti. Benim paraya ihtiyacım yok ki. Benim zarar ziyanım da yok. Evet, konu başka konu. Abi adama kıtır kıtır doğradık. Adamların yeraltı zenginliği var, otomotivi var, Boeing'i var, yıllık trendi var. O zaten bana yetiyor. 24 saatime yetmiyor ki parayı harcamak. Tüm dünyaya veriyorum. Bir de kendim harcıyorum. İstediğim yerde yaşıyorum. Yetmiyor, 24 saatim yetmiyor. Verdiği trendi bitirmeye. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yetme. Equalizer gibi. Yeşilde kalıyor. Kırmızıya, siyaha dayanmıyor. Bitmiyor. Para bitmez ki. Öyle para biter mi Allah aşkına? Ya burada ana konu, ana sıkıntı terbiyesizlik olmasın. Ya terör bu. Terör bunu fark ediyor. Bizden önce davranmaya çalışıyor. Biz baskın çıkıyoruz. Ben şimdi kızmayayım mı? Kesinlikle haklısın. Sonuna kadar. Ama evet. Yani... Bugünkü videonun sonuna geldik. Zamanımız dolmuştur. Evet, söylemek istediğiniz bir şey var mı abim benim? Buradan herkese sevgiler, saygılar. Komutanım. Bir dünya gördüm. İnsan paşa vallahi ekmek yiyor. Ben de dahil. Şimdi para bitmiyor. Konu o değil ki. Terörde de para bitmiyor. Terör diyor, bizde de para bitmiyor ama siz onur gurur yapmasını biliyorsunuz. Onur gurur biziz zaten. Evet. Yaptığın yanlış bir şey ya. Çok yanlış bir şey. Evet komutanım, kapanış için sendeyiz. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz herkese. Sevgiler, saygılar. Evet İshak Bey. Buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Çay için de teşekkür ederiz. Seklamanto çaycımız İshak Bey olmuştur. İshak Bey de bizlere yardıma geliyor. Sağ olsun, o da yüreği gönlü zengin. Ben uyardım daha önce. Bizim herkese dedim yaşı büyüklerimiz var. Yaşı büyüğe yaşı büyük göndermeyi, yaşı küçüğe yaşı küçük göndermeyi biliriz. Saygılar. Birkaç yaş